Hazreti Lut aleyhisselam. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in kardeşi Harran'ın oğludur. Hazreti İbrahim'e ilk iman edenlerdendir. Allah yolunda Hazreti İbrahim'le göç etmek şerefine ermiş ve onun dini üzere ibadetinde, takvasında, misafirperverliğinde, cömertliğinde, sabrında çok ileri gitmiş bir zat idi. Çiftçilik eder, eker, biçer ve el emeğiyle geçinirdi. Hazreti İbrahim, Filistin ve Kudüs topraklarında, Şam ve Mısır dolaylarında hayat sürüyordu. Cenab-ı Hak ona rızık ve geçim bolluğu, büyük servet ve hizmetçiler ihsan etmişti. Kardeşinin oğlu Lut da kendisiyle birlikte bu zenginlik içinde yaşıyordu. Hazreti İbrahim kendisine bir gün Şam'la Medine arasında bulunan Sedom şehrinde yaşamakta olan insanlara gerçekleri anlatmak üzere gitmesini söyledi. Hazreti Lut bunun üzerine Sedom bölgesine gitti ve daha sonra da kendisine burada peygamberlik vazifesi verildi. Sedomlular. Sedomlular çok ahlaksız ve edepsiz bir kavimdi. Yeryüzünde o zamana kadar hiçbir milletin yapmadığı bir ahlaksızlığı yapıyorlardı. Bunlar kadınlar yerine erkeklere karşı şehvet duyarlardı. Hatta bu konuda o kadar ileri gitmişlerdi ki bu fiili aşikare işler ve bununla da gururlanırlardı. Sedomluların şehir dışında yol üzerinde verimli bağ ve bahçeleri vardı. O bölgelerde meydana gelen kuraklık üzerine bahçelerine gelip kendi rızıklarından almak isteyenlerin elbiselerini soyup ırzlarına geçerlerdi. Böyle yaptıkça insanların bahçelerinden uzak kalacağını birbirlerine tavsiye ederlerdi. Yolları kesip geçmekte olan erkek yolculara sataşıyor ve yakaladıklarının ırzına geçiyorlardı. Yol kenarlarında oturur, gelip geçenlere taş atarlar, taş kime isabet ederse ona musallat olurlardı. Hatta onun ırzına geçtikten sonra döver, bir de yaptığına karşı ücretimi ver derlerdi. Hakimleri de suçlu lehine hüküm verirdi. Lut kavmi bu hayasızlıklara tıpkı hayvanlar, hatta onları da geride bırakacak derecede devam ederlerdi. İnsan haysiyet ve yaratılışına ters olan bu davranışlar, bu kavmin lanetlenmesine sebep olmuştur. Çünkü şehvet duygusu, insan neslinin devamı için kadın erkek arasındaki cinsi muameleye kudret tarafından verilmiş cüz'i bir zevk ve ücrettir. Şahsi hayatın devamı için yemeğe nasıl muhtaç isek, neslimizin devamı için de cinsi temayüle muhtacız. Eğer bu cüz'i lezzet verilmeseydi, kimse ne yemek ihtiyacını duyar, ne de evliliğin ağır yüklerine katlanırdı. Kadın ve erkek, birbirlerine eşlik etmek, ruhi ve fiziki yapıları itibariyle birbirlerini tamamlamak üzere yaratılmışlardır. Birbirlerine karşı yaratılıştan meyil ve arzu duymaları sebebiyle Cenab-ı Hak aralarında nikahı helal, nikah dışı beraberlikleri ise haram kılmıştır. Bu duygu iki cinsi hem birbirine yaklaştırır hem aile yuvasının kurulup çoluk çocuğun büyümesine imkan sağlar. Hem de bu duygu meşru şekilde tatmin edilmiş olur. İnsanı hayvandan ayıran en mühim hususiyet, şehvet duygusuna konulan sınırın yaratılıştan olmayıp, ilahi hükümlerle konulmuş olması ve insanın bunlara bağlı kalmasıdır. Yaratılıştan hür ve bağımsız olan bu duygu,
Allah'ın gönderdiği şeriatlar, dinler ve peygamberlerle istikametlendirilmiş, sınırlandırılmıştır. Bu duygunun tatmini, Hazreti Adem zamanından beri kadın erkek arasında Cenab-ı Hakk'ın çizdiği meşru sınırlar içinde cereyan etmiştir. Livata, şehvet duygusunun gayrimeşru sınırlarda tatmininin bir türüdür ve en sapık bir şeklidir. Erkeklerin kadınları bırakarak kendi cinslerine yönelmelerinde ki Peygamber Efendimizin bir hadislerinde Lut kavminin işini yapan kimse lanetlenmiştir buyurarak bu sapıklığa karşı insanlığı ikaz etmiştir. İslam hukukunda livata yapan ve yapılanın her ikisi de öldürülür. Hazreti Lut, peygamber olarak gönderildiği Sedomlulara hakkı tebliğ edecekti. Onun peygamberlik vazifesiyle tavzif edilişi şu şekilde beyan edilir. Lut'a da adaletle hükmetmek için bir hikmet ve peygamberliğe layık bir ilim verdik. Lut'u rahmetimize dahil ettik. Gerçekten o salih kimselerdendi. Lut aleyhisselam 29 yıl içlerinde kaldığı kavmini yapa geldikleri ahlaksızlık ve zulümleri bırakmaya davet etti. Onları şu ifadelerle ikaza çalıştı. Sizden önceki devirlerde gelmiş geçmiş hiç kimsenin işlemediği bir fuhşu nasıl işlersiniz? Siz göre göre o çirkin fiili işlemeye devam mı ediyorsunuz? Kadınları bırakıp da erkeklere mi şehvetle yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten çok cahil bir kavimsiniz. Bu ve buna benzer ikazlarla sürdürdüğü tebliğ vazifesine karşı Lut'un kavmi söz dinlemedi ve bu çirkin adetlerinden vazgeçmediler. Lut aleyhisselam ise bu gidişlerinin kendilerini azaba sürükleyeceğini hatırlatıyor, siz Allah'tan korkmaz mısınız diyerek ihtarlarını ziyadeleştiriyordu. Her peygamber gibi o da akla gelecek maddi menfaat düşüncelerini reddediyor, tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbine aittir diyordu. Azgın ve sapkın bu kavmin gerçeği idrak edecek duyguları iyice körelmişti. Lut'tan ders alacaklarına bir araya gelip onu yurtlarından çıkarmaya karar verdiler. Bunları memleketimizden çıkaralım. Bunlar temizliğe fazla düşkün kimselerdir. Görüldüğü gibi Hazreti Lut'un ikazlarına kulak asmadıkları gibi onu fazla namuslu olmakla da itham edip alaya aldılar. Lut, siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz dedi. Bunun üzerine onlar, yemin olsun ki söylediklerine bir son vermezsen muhakkak bu beldeden sürülürsün karşılığını verdiler. Hazreti Lut onların tehdidine aldırmadı. Ben sizin yaptıklarınızdan nefret etmeye devam edeceğim dedi. Kavmiyle araları gittikçe açılan Hazreti Lut, bu gidişlerinin acıklı bir azapla son bulacağını söylemeye devam etti. Azap tehdidine karşı kavminin cevabı, her günahkar kavmin helak olma psikolojisiyle verdikleri cevaptan farksızdı. Eğer doğru söylüyorsan getir bize bakalım Allah'ın azabını. Bu sözler kavmiyle peygamber arasındaki tebliğ vazifesinin bitiş noktasına yaklaştığının işaretiydi. Bunu anlayan Hazreti Lut, gelecek azabın kendisini ve müminleri içine almaması için Allah'a yalvardı. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yapa geldikleri kötülüğün şerrinden kurtar.
Ya Rabbi, bu bozguncu kavme karşı bana yardım et. Lut kavmini helak etmekle vazifeli melekler, önce Hazreti İbrahim'e uğramış, yaşlı halinde onu ve hanımı Sare'yi bir erkek evlada sahip olmakla müjdelemiş, sonra da Lut kavminin helakini haber vermişlerdi. Hazreti İbrahim, kardeşinin oğlunun ve ona bağlı müminlerin içinde bulunduğu bu kavmin hemen helakini istemiyordu. Belki biraz daha mühlet verilse imana gelebileceklerini umuyor ve meleklerle bu hususta tartışıyordu. Kur'an-ı Kerim bu hususa işaret ederek şöyle der: İbrahim'den korku gidip de kendisine evlat müjdesi erişince Lut kavminin helaki hakkında meleklerimizle münakaşa etti. Çünkü İbrahim yumuşak huylu, çok niyaz eden ve daima Allah'a sığınan bir zattı. Melekler, ey İbrahim, mücadeleden vazgeç dediler. Artık Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilemeyecek bir azap ulaşmak üzeredir. Hazreti İbrahim'in meleklerle münakaşası Allah'ın emrine karşı bir mücadele değildi. Bu emir hemen yerine getirilecek bir emir midir? Yoksa biraz daha zaman tanındığı takdirde Lut kavminin ıslah olması mümkün müdür? Lut ve diğer müminlerin durumu ne olacak gibi düşüncelerden kaynaklanan bir arzu idi. Allah'ın takdirini iyice anlamak için melekleri konuşturmak istiyordu. Cenab-ı Hak Lut'un duasını kabul etti ve kavminin helaki için üç meleği vazifelendirdi ve onları üç genç delikanlı suretinde Hazreti Lut'a gönderdi. Üç parlak delikanlının Hazreti Lut'un evine geldiğini haber alan kavminin onlara bir kötülük etmeye kalkışacağı ihtimalinden dolayı Hazreti Lut endişeye düştü. Üstelik Hazreti Lut'un karısı Vahile de kavmiyle işbirliği içindeydi. Misafirlerin gelişini onlara haber verdi. Onlar Hazreti Lut'un evine doluşarak misafirlerin kendilerine verilmesini istediler. Cebrail aleyhisselam onları kör ederek kaçırdıysa da bu defa Lut'un yanında sihirbaz var dediler. Yine isteklerinden vazgeçmediler. Hazreti Lut'un bu yüzden geçirdiği sıkıntılı anları Kur'an şu şekilde tasvir eder: meleklerimiz Lut'a geldiğinde endişeye kapıldı, dermanı kesilip göğsü daraldı ve işte bu zor bir gündür dedi. Kavmi misafirlerin gelişini haber alınca birbirlerini ite kaka ona koştular. Daha önce de onlar kötülükleri işleyip duruyorlardı. Lut onlara dedi ki, ey kavmim, kızların hükmündeki hanımlarınız, onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve beni misafirlerime rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu? Onlar dediler ki, senin kızlarınla bir işimizin olmadığını pekala biliyorsun. Sen bizim ne istediğimizi de bilirsin. Hazreti Lut aciz içinde kalmıştı. Ağzından şu sözler döküldü: keşke size yetecek gücüm olsaydı. Yahut sağlam bir yere sığınabilseydim. Hazreti Lut'un bu derece sıkıntıya düşmesi üzerine melekler meseleyi bütün açıklığıyla dile getirdiler. Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana el uzatamazlar. Gecenin bir vaktinde ailenle beraber yola çık. Hanımın hariç sizden hiç kimse geri kalmasın. Onların başına gelen onun da başına gelecektir. Helakleri sabah vaktidir. Sabah ise yakın değil mi?
Hazreti Cebrail'in Lut'a 4 tavsiyesi. 1. Geceleyin gitmeleri, ta ki kavmin haberi olmadan uzaklaşsınlar. 2. Müminler önde, Lut arkada olması. Böylece kavmi geri dönüp bakmaktan kurtulabilecekleri gibi endişeden de kurtulmuş olacaklardı. 3. Kimsenin geri dönmemesi, geride bıraktıkları mal ve mülklerini düşünerek geri bakmak, Allah'ın emrine karşı ihlâssızlık olacağından arkaya bakmamaları emredilmişti. 4. Emredilen cihete gidip azap mahallinden uzaklaşmak. Hazreti Lut emirleri alır almaz hemen iman edenlerle birlikte oradan uzaklaştı. Karısını gelmeye razı edemedi. Lut ve ona inananlar kimse görmeden gece vakti oradan uzaklaştılar. Sabaha yaklaştıklarında Sedom ve Gomorre üzerine gökten ateş yağmaya başladı. Cebrail aleyhisselam kanadını o beldenin üzerine vurdu ve altını üstüne getirdi. İnsanların üzerine ateşten pişirilmiş balçıktan taşlar yağıyordu. Yağmur damlaları gibi fasılasız yağan taşlar vücutlarına isabet ettiği kişiyi tepeden tırnağa delip geçiyordu. Kur'an bu sahneyi şöyle haber veriyor. Azabımız geldiğinde o beldenin altını üstüne getirdik ve üzerlerine ateşte pişirilmiş taşları üst üste yağdırdık. Her taşın kime isabet edeceği Rabbinin katında belirlenmişti. Böyle bir azap zalimlerden hiç de uzak değildir. Bu son cümlede aynı yoldan gidecekleri tehdit vardır. Adalet, doğruluk ve helal nimeti celbettiği gibi zulüm, günah ve kötülükler de bela ve gazabı celbeder. Hazreti Lut ve ona tabi olanlar kurtuluşa ererken azgın ve sapkın kavim seher vaktinde gün doğuncaya kadar geçen zaman içinde yerle bir olup tarihe karıştılar. Hazreti Lut ve ona tabi olanlar Mısır'a, Şam'a ve Ürdün taraflarına gittiler. Lut kavminin hayat sürdüğü şehirlere mutefikat denilir. Bunlar 5 şehir olduğu ve buralarda 400 bin insanın yaşadığı rivayet edilir. Kur'an bu ibretli hadisenin sonunu şöyle noktalar. Peygamberleri onlara açık mucizeler getirmişti. Allah onlara zulmetmedi. Onlar kendi kendilerine zulmettiler.